kardeşlerim, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere dünyaya Hristiyan veya Yahudi olarak gelmiş bir insanla Müslüman olarak gelmiş bir insanın Allah nezdindeki hesabı nasıl olacak onu anlatmaya çalışacağım. Hristiyan, Budist, Hindu veya başka bir inanç toplumunda dünyaya gelmiş insanla 50 göbekten Müslüman olan bir toplumda Müslüman olarak gelmiş insanın hesabı bir olabilir mi? Onu sizlere anlatmaya çalışayım. Tabii bir de biz Müslümanların onların bu dine, İslam'a yönelmemesindeki sorumluluğumuz nedir? Onları da sizlere açmaya çalışayım. Şimdi en başından başlayalım. Bizlere toplum olarak, İslam toplumu olarak Hristiyanların veya diğer dindeki insanların hep kötü oldukları lanse edilmiştir. Bu çok yanlış bir şeydir. Her toplumda iyi insanlar da vardır, kötü insanlar da vardır. Müslümanların içinde kötü insanlar yok mu? Hristiyanların içinde öyle erdemli, öyle namuslu, öyle güzel insanlar da var ki. Hatta biz Müslümanların insanlıkta eline su dökemeyeceği kadar iyi insanlar da vardır bu insanların içinde. Yani iyi insan, erdemli insan olmak başka, dindar olmak bambaşka bir şeydir. Şimdi kendisine vahiy ulaşmamışsa o insanların sorumluluğu ne olacak diye soralım. Nasıl diyeceksiniz, bu devirde, bu iletişim çağında vahiy nasıl ulaşmayacak o insanlara diyeceksiniz. Bunu size samimiyetle söyleyeyim. Ben erdemli, namuslu, dürüst, temiz vicdan sahibi bir Hristiyan insan olsaydım, Kur'an-ı Kerim'i gördüğüm zaman, okuduğum zaman %1000 Müslüman olurdum. Ama diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den haberim olmadı, yeryüzündeki Müslümanlara bakarak kesinlikle %1000 kere Müslüman olmazdım. Şimdi birçoğunuz diyecek ki niye olmazdın? Şundan dolayı Müslümanların dünyaya verdiği pozitif hiçbir şey yok. İnsanlığın hayatını güzelleştirecek hiçbir şeyde Müslümanların imzası yok. Yani Amerika'dan, Avrupa'dan, dünyanın herhangi bir yerinden İslam dünyasına bakın, kan, gözyaşı, savaş, birbirine yapılan kötülükleri görüyorsunuz. Yani diyeceksiniz ki hepimiz böyle miyiz ama dışarıya verdiğimiz imaj bu. Dediğim gibi temiz vicdanla, dürüst, namuslu, iyi bir insan olsam, Hristiyan olsam Müslümanlara bakarak Müslüman olmazdım. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğum zaman %1000 kere de Müslüman olurdu. Bunu da milyonda bir insan merak edip acaba bu Kur'an'da ne yazıyor diye okuduğu zaman zaten Müslüman oluyor. Yabancılardan gördüğünüz Müslüman olan insanların hepsinin hikayesi budur. Müslüman olan yabancı bir kardeşimizin videosunu seyrettim. Orada ailelerinin İslam'ı ve Müslümanları nasıl lanse ettiğini de duydum. Adam diyor ki bize ailelerimiz İslam dünyasındaki Müslümanların çadırlarda yaşadığını, 7 tane karı aldığını, kan ve gözyaşından başka bir şey yapmadıklarını anlatıyor. Adam bunları söyledi. Peki o taraftan İslam dünyasına baktığınız zaman nasıl görünüyor? Daha dün haberlerde gördüm. Afganistan'da cami bombalanıyor. 10 kişi ölüyor, onlarca kişi de yaralanıyor. Bunu yapanlar da sözüm olan Müslümanlar. Daha yakın bir zamanda Türkiye'de konsoloslukta muhalif bir gazeteciyi kestiler, adamın parçası bile bulunmadı. Şöyle İslam dünyasına baktığınız zaman huzur içinde yaşayan neredeyse bir tane ülke yok. Suriye'sinden tutun da Irak'ından, Yemen'inden, Mısır'ından, İslam dünyasında hemen hemen her yerde aynı fotoğrafı görürsünüz. Sonra da bunu dış güçler yaptı, Yahudiler yaptı, Hristiyanlar yaptı diyorlar. Senin ayağın yere sağlam basıyorsa hiç kimse sana birbirine vurdurup birbirini kırdıramaz. Bir de maddi yönden bakalım. İslam dünyasından dünyanın yani insanlığın hayatını güzelleştirecek bir tane güzel bir şey yok. Şöyle bir bakın, hayatımızı güzelleştiren her şeyi Yahudiler, Hristiyanlar, Budistler, Şintoistler üretiyor. İslam dünyasında yalan, riya, sahtekarlık, iftira diz boyu. Şimdi şöyle söyleyelim, biz Türkiye'nin ortasına bir araba fabrikası kurduk, Amerika gelip orayı bombalayacak mı? Bu yalanlarla kendi kendimizi kandırmaya devam ediyoruz. İslam dünyası alim diye yalancılara, sahtekarlara itibar ediyor. Bundan dolayı da manevi olarak da, maddi olarak da hiçbir yere varamıyor. Dünyada insanların hayatını güzelleştirecek hiçbir şey çıkmıyor İslam dünyasından. Bırakın Hristiyanları, diğer dinden olan insanları İslam'a yönlendirmeyi, kendi yeni neslini kaybediyor şu anda İslam dünyası ve Türkiye. Yeni neslin hemen hemen büyük çoğunluğu deist. Hiç kimse de kendini eleştirip niye böyle oluyor demiyor. Yalanla, riyayla, sahtekarlıkla buraya kadar varabilir. Şimdi diğer dinlerden veya inançsız insanlardan İslam'a yönlendirmemenin bir sorumluluğu mutlaka
Müslümanlara olacaktır, bir hesabı da olacaktır. Yani videomun başında da dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir Hristiyan olsaydım %1 milyon kere Müslüman olurdum. Ama İslam dünyasının şu görüntüsüne baksaydım asla %1 milyon kere Müslüman olmazdım. Bundan dolayı da o insanların hesabı farklı olacaktır. Allah mutlaka adildir. O insanlar Allah'ın huzuruna geldiklerinde, "Ya Rabbi sen bizi Hristiyan olarak dünyaya getirdin, bu Müslümanlar da böyle görüntü verdi" diye hesap verecekler. Allah adildir. Hesap gününde Allah onlara mutlaka çıkar bir yol gösterecektir. Tabii ki bu benim düşüncem. Katılıp katılmamak sizlere kalmış. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.